Değerli izleyiciler, şu anda konuk takım bir köşe vuruşu kullandı. Ceza sahasına gönderilen bir top, kafalardan gezen bir top. Bakalım bu tehlikeyi savuşturacak mı? Henüz tehlike bitmiş değil. Evet. Top dışarı çıkınca taç atışını şimdi konuk takım kullanacak. İbrahim kullandı. Şaban'a verdi. Şaban da içeriye göndermek istedi ama bunu iyi değerlendiremedi. Karşılaşmanın 13. dakikası içerisindeyiz. Henüz gol yok. Yine bir hata var. Altındağ Belediyespor'un. İşte ceza sahasına gönderilen bir top. Tehlikeyi sezen 5 numaralı formasıyla Yunus topu dışarı attı. Ve taç atışını kullanacak taraf yine Altındağ Belediyespor. Burada teknik direktör Metin Hoca burada oyuncularına uyarıda bulunuyor. İşte %100 kaçan bir gol. Kaleci Engin gerçekten de bu tehlikeli pozisyonda Atilla'nın karşı karşıya kaldığı gollük pozisyondan yararlanamadı ve kaleci bunu kurtardı. Ceza sahası içine gönderilen bir top var ama kaleci aldı. Elinden kaçırdı ama defans bunu uzaklaştırdı. Şimdi işte burada oyun devam diyor hakem. Murat. Evet, Murat şimdi topu aldı. Taç atışını kullanacak. Arkadaşlarını bekliyor nereye atayım diye. Evet, ileriye doğru gönderilen bir top. Tomas Şoto'yla topu uzaklaştırmak isteyen topçu, gördüğünüz gibi yeni Altındağ Belediyesporlu Recep. Durum 0-0 sürüyor. Karşılaşmada henüz gol yok. Evet, burada devam diyor. Değerli izleyiciler, burada henüz daha bir gol atmış değil her iki takımda. Tabii ki bu ilk 15 dakika diyeceğimiz oyun içerisinde her iki takımda artık gücünü göstermek için bir mücadele sergiliyor ama henüz iki takımda gol atma başarısı gösteremedi ve oyun tüm hızıyla biraz evvel de söylediğimiz gibi devam ediyor. Şu anda evet, taç atışı ev sahibi takım. Değerli izleyiciler, şu anda yedek kulübesi Akkürt Belediyespor'un Nadi Tiryaki yedek kulübesinde Metin Hoca burada karşılaşmayı heyecanla izliyor. Her iki takımın teknik direktörü de bu maçtan mutlak puan almak için dedi. İşte bir karşılaşma. Evet, verdi pasını. İşte kaçan bir top. Burada hakeme tepki gösteren bir oyuncu var. 4 numaralı formasıyla Emre hakeme bir uyarıda bulundu ama hakem de devam dedi.